Şanssızlığıma geldi. Şöyle geldi. Hepiniz için anlatıyorum bunu. 21, 20 yaşlarımdayken Amerika gibi bir yere gitmişim. Ee, tek başıma orada bir şekilde mücadele etmişim falan. Ama ve lakin orada kalıcı, orada böyle sabit hiçbir zaman dönmeyeceğimin planını yapacak yaşta değildim. O kafada değildim daha doğrusu. Ya yok daha çirkinim dediğim ya, yani hani ergenim işte baksana emzik sakallık bir şey yok daha yeni tüyler tıraş olmuşum falan. Ben orada şöyle bir psikolojiye girdim abi. Dur lan gülmeyi sikeceğim ya dikkatimi dağıtmayın. Şu an gitsem kalırım. Amerika'ya hala gitmek istiyorum arkadaşlar ben egzotik hayvanlarla uğraşan artık hayatımı onlara adamış. Ee, işte i̇şte böyle tabularından yırtılmış radikal kararlar almış bir adam konumuna geldim iki sene önce. O zamanki gücüm, o zamanki aklım, şu anki aklım o zaman olsaydı zaten dönmezdim. Fakat şöyle bir gerçek var. Ben evcimen bir adamım. Ben milletini de insanını da seven bir insanım aslında. Ne kadar söylesem de küfür etsem de. Orada şunu yaşadım. İlk iki ay çok mutluydum. Çok huzurluyum. Çünkü her şey sana yeni geliyor. Her şey sana farklı geliyor ve bir şekilde ee, kalmak istiyorsun. Ama ee, yok gülsünler canım ben de gülüyorum. Gülünmeyecek bir tip değil. Ama bir süre sonra sana o farklı gelen şeyler tıpkı ilişkilerdeki gibi düşünün. Sana farklı gelen şeyler normalleştiği noktada başka şeyler gün yüzüne çıkıyor. Mesela ne çıkıyor biliyor musun? Aileni özlüyorsun. Gurbet oradan vurmaya başlıyor. Arkadaşlarını özlüyorsun. İşte alışkanlıklarını özlüyorsun. Odanı özlüyorsun. Düzenini özlüyorsun. Bunlar başlıyor. Şimdi bunlarla savaşa, savaşabiliyorsun. idare edebiliyorsun. Ama ben San Francisco'da haftanın 3 gün okula giden, 4 e, günü pardon haftanın 2 gün okula gidip 4 günü işe giden full time. Bir günde kendini off yapan bir heriftim. Bu off günlerimde de AVM'leri geziyordum. İşte ne bileyim varsa kız arkadaşım takıldığım bir onunla görüşüyordum. E, yeni yeni yerler keşfediyordum. Farklı mesela Japon restoranlarına gidiyordum. Kore, restu, Kore mutfağını tadıyordum. Fransız restoranına gidiyordum. Ona gidiyordum buna gidiyordum. Ve e, 8 gün metti yanlış mı söyleyeyim? 2, 4, 4, 5, 6, 7 lan işte. 2, 4, 1. Bunları yaptım, yaptım, yaptım. Çok güzel her şey. 25 kilo attım üzerine. 26 kiloya yakın kilo verdim. Sigarayı bıraktım. İşime gidiyorum, okuluma gidiyorum ve bütün masraflarını kendim ediyorum. Evden çok küçük böyle 100-200 bir şey destek geliyor arada bir. Ondan sonra paramı kazanıyorum. Kendi kazandığım parayla da orada hayatımı devam ettiriyorum. Benim kırılma noktam şu oldu. Tam dördüncü ayımdayken Kamil abi beni aradı. Dedi ki Olu yeni restoran açıyoruz dev gibi. Anında o fotoğrafını gördüğünüz yer. Harika olacak. Gel çabuk Laguna Beach tarafına çok daha güzel. Ben oradaki bütün düzenimi bıraktım. Okulumu dondurdum. Bindim arabaya. Hayatımın en güzel yolculuğuydu. buçuk saat boyunca benim bu Kadillak'la işte 99 Road falan var ya 9 saat 10 saat geze geze ee, uzun bir yolculuk yaptım. E, ee, Joe geldi. Selam söyle. Umar 66,63. 63. Siktir git buradan. Yani o kadar nefret ediyoruz ki sizin gibi heriflerden. Abicim birinin yayını izleyeceksen izle. O geldi hadi görüşürüz deme yani. 66, 99 bir sürü var. Ben oraya geçince. Tamam mı? Okul gitti. Bak okul gitti. İş gitti. Dedi ki e, sub alsanız abi. Şunları da banlayın. Ya bunlar çok terbiyesiz çocuklar ya. Mete doğru yani inanılmaz adamlarsınız. Alın abi şeye. G gözüm takılıyor. Bunu Java yaptıkları zaman da çok sinirleniyorum ya. Ya da bir başka yayıncı ya. Elren açtı biz ona gidiyoruz. Siktir git amına koyayım. Yarra izle El Elren'de? Böyle bir şey var mı ya? Ne oluyor? Dikkat mi çekiyorsun? Yer çekti işte. E ne diyordum ya? Okulu dondurdum. Gittim restoran açılacak dedi ya. iki buçuk ay boyunca restoran açılmadı arkadaşlar. O iki buçuk ay Universal Studios, San Diego Zoo, orası, burası, San Francisco, Los Angeles. Her yeri gezmeye başladım. Her yeri gezmeye başladım. Yapacak hiçbir şeyim yok. Sabah çıkıyorum Costco'ya. Costco'da pizza yiyorum. Oraya gidiyorum. 100 dolar veriyorum. Universal Studios'a gidiyorum. Bütün gün eğleniyorum. Six Flags'e gidiyorum. roller coaster'lara biniyorum. Çılgın gibi işte şeyler şeyler. Kız arkadaşlarımla geziyorum. Onu yapıyorum, bunu yapıyorum. Ama benim kafa ufak ufak yanmaya başladı. İşte o bakkalı aradığım, arkadaşlarımı deli gibi aradığım oğlum yapamıyorum burada çok çünkü boşluğa düştüm. Boşluk insanı öldüren bir şey abi. Bir şeyle meşgal olmazsanız, bir şeylerle uğraşmazsanız her zaman psikolojiniz bozulmaya çançalar e, çan çalar böyle. Bozulacağım diye bağırır. Ben niye bu kadar hobi yapıyorum? Çünkü hassasım, duygusal bir adamım ve hobi Beni sıkıntılarımdan uzaklaştırıyor. Başkacısı mı yaşıyorum? Oturuyorum hobiyle uğraşıyorum deli gibi. Kafamı çok güzel dağıtıyor ya da işte bir şeyle uğraşıyorum. Oyun oynuyorum, sallıyorum neyse bu. Amerika'da bunu yapamadığım için bu gurbet dediğimiz şey beni çok fena vurmaya başladı abi. Ve Bir noktadan sonra onu özledim, bunu özledim. E, para kazanamıyorum, param azaldı. E, dükkan açılmıyor, açıldı o San Francisco'daki tek başıma yönettiğim dükkan değil patron yanında Kamil abi var. Ee, gibi gibi şeyler devreye girdi ee, ve yalnızdım. Mesela yanımda bir arkadaşım olsaydı belki çok daha farklı sırtlayabilirdim. Mesela ablam şu an Amerika'da yaşıyor ama kocası var, çocuğu var. İşte ailemle sürekli iletişim altında. Benim psikoloji gidince 21 yaşındayım. Tamam İngilizce mi? Okey. Tecrübe mi? Tamam kazandık. E, döneyim la. Askerliğim var daha. Arkadaşlarım var daha. Hayatımın öyle bir noktasındayım ki Değiştiremem yani bir şeyleri. Ben burada kalacağım ve dönmüyorum diyemedim. Belki de götüm yemedi bilmiyorum. O dönüş biletimle birlikte de döndüm arkadaşlar. Döndüğüm zaman çok özlemiştim ülkemi. Geldim geri öptüm. İki saat sürdü yalan olmasın. İki saat sonra ay sikimledim trafiğini Ay sikimledim insanını. Böyle bir gördüm iğrenç iğrenç. Haberleri akşam açtım midem bulandı. E, şimdi. Yaşa Mustafa Erken. Nereden çıktı lan? At Atatürk sevdası bir an. O başka bir şey oğlum. O bambaşka bir şey. Ben orada da Amerika'dayken Atatürk'ün imzasını taşıyordum oğlum. İyi yaptın kral. Neyse. Sonuç olarak Amerika'ya hala gitme durumum var. Ama gidersem bu sefer dönmem. Çok net söylüyorum. Ee, hep gençlere de söylüyorum. Work and travel yapın. Gidin, görün. Bak. Döndüm belki ama 9 ayda 10 aya yakın bir süre kaldım. O kadar çok şey öğrendim ki oradan farklı kültürler, farklı insanlar, farklı iş ahlakları, ee, insanlar o hayatı nasıl yaşıyor, farklı bir ülkede nasıl yaşıyor. Ya anlatamam size ya. Çok tecrübe kazandım. Özlem nedir, gurbet nedir, zorluk nedir vesaire vesaire. Amerika üstüne askerlik bana çok şey kattı. İkisi kombo oldu yani. Ama şimdi dolar molar tavan nasıl? Açın abi bu arada sapçeti. Hani düşünüyor mu chat bilmiyorum. Work and gitmeyi planlayanlar var mı? Zorlayın oğlum bunları. Nia yüzü 3771 Prime abone olmuş. No 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 canımsın kardeşim. Berka 3 lira yollamış. Abi donate atladın. No Donate'lere bakar mısın rica etsem kardeşim. eee bakayım. Polisler burada ne yapıyorsun diye sordukları zaman kuzenim yeri bir saatliğine yardım bir saatliğine yardım geldim dedin. Dört gün önce polis grubu senin çalıştığını gördü ne oldu? Hiçbir şey anlamadım. E, hiçbir şey olmadı abi. Ha ha hiçbir şey olmadı. Tınlamadılar. Kuzeli bir mekan ya orada takılıyorum işte. Para Para almıyorum çünkü. Kanıtlayamaz onu yani. Yani Amerika'da para kazanabiliyorsun. Daha doğrusu Türkiye, İstanbul'da da kazanıyorsun. Türkiye'de de kazanıyorsun ama kazandığınla geçinemiyorsun. Orada kazandığınla bak şu görmüş olduğunuz bütün bu hayatı yaşadım. Yani Six Flags'e de gittim ona da gittim tüm ne bileyim sinemaya gidiyordum ya Sima, sinemayı bile sömürüyordum ya o bir şeyler çıktı ya bilmem kaç boyutlu falan. Bir, bir tane bilet alıyorsun sınırsız o gün bütün gün sinema salonunda takılabiliyorsun abi. Dört tane filme giriyordum ama boşluk. Ya ben öğrenci vizesiyle gittim işte böyle bir okulla anlaşarak. En temizi work and travel. Eskiden work and travel gidince kat kat parayı katlayıp dönüyordum. Hem tecrübe kazanıyordun 3 ay hem de para kazanıyordun. Hadi şimdi para kazanamaya ver. Bak diyorum benim bir kız arkadaşım 2,5 ay Alaska'da balık temizleyerek work and travel yaptı. 50 bin dolara yakın para kazandı abi. 50 bin dolara yakın para kazandı o kız. 40 küsür bin dolar. Ve geldi. Tabi abi balık dönemi düşünsene balıklar bir coşuyor abi. Balık avı dönemi. Temizliyorsun günde 5 saat. Orkinoslar morkinoslar ne varsa temizliyorsun. Dünyanın parası o oh, pavuryalar geliyor yengeçler temizle. Ama dünyanın parasını kazanıyorsun. Ben garsonluktan 9 dolar kazanıyorsam 9-32 dolar kazanıyor saatte. 36 dolar kazanıyor. Amerika'da ağır işler. Mesela kargoculuk. Work and travel listesine bakın. Kargo olacaksan saatte 21 dolardır mesela. Bir yerde zor bir yerde çalışacaksan 19 dolardır. Garson olacaksan 8 dolar ya da 10 dolar neyse. Yani Örken Travel'a ben gitmedim dediğim gibi. Araştırın. Şimdi anlatsam yanlış olur çünkü birçok şey değişmiştir. Ama gidin. Vallahi da billaha da gidin. Gerekirse git otur abi yazın. Çalış. Garsonluk yap bir şey yap biriktir. 10 bin lira 5 bin lira neyse. Git abi bambaşka bir insan olarak geri dönersiniz. Workout'a daha yeni geldim. Gidin kesin gidin demiş biri. E, Vovo High Prime abone olmuş. Canımsı. No 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 teşekkür ederim. 20 bin liraya mı tekabül ediyor? Ananın ama ama ya. Eskiden 5 bin liraya 6 bin liraya gidiyordum. Bu 20 bin liranın içinde ukak, u, ukak ne lan uçak bileti dahil mi? Ya oğlum 20 bin bak. 3 ay gidiyorsun değil mi? Haftanın 4 günü 10 <laughs> dolara çalışsan. Günde de 7 saat çalışsan 7 çarpı 10 70 dolar eder. 4 gün hadi 5 günü çalış 350 dolar. 4 ile çarp 1400 çarpı 3 ay çalışsan 4200 dolar çarpı 5.50. Ya git abi git. Şu parayı bul git. Zaten o parayı cebine koyup geri dönüyorsun. Hadi 20 bin lira kazan. Hadi 18 bin lirayla dön. 3 ay boyunca orada yaşamanın kattığı şeyler bu parayla karşılaştırılamaz abi. İngilizceyi ne yapacağız? Ne yapacaksın oğlum İngilizce? İngilizce nasıl bir şey biliyor musun? Bak İngilizce nasıl bir şey biliyor musun? Right there. Right there lan der. Right there. Nerede tuvalet? Üh, orada. Hep bak Cem Yılmaz gerçekten izleyin. Çok doğru söylüyor adam. Hele Kaliforniya gibi yerlerdeysen insanlar senin senin yabancı olduğunu bilerek seninle konuşuyor. iletişime geçiyor zaten. Kastırmıyor seni. Ya ne bileyim temel İngilizce öğrenin abi çok zor bir şey değil ya. Yiğit 380 yollamış ben de üniversite gitmeyi düşünüyorum. Ha hele bak ben hep babama söylerim ben özel üniversite okudum. Keşke o paraları yurt dışında okumaya harcasaydık yani. Ben burs alırım diye girdim burs alamadım. Lisede de e, VC ne o sınavıyla kazandım. 20 bin dolar için lise yılında gideceğim üniversite yılında gitmeye karar verdim. Sence mantıklı. Abi yurt dışı her türlüsü mantıklı. Yurt dışında sen eğitim alıp Türkiye'ye döndüğün zaman bile çok daha e, havada kapılan adam oluyorsun zaten ister istemez. Bak benim ablamın eşi mesela 5 sene Kanada'da okudu adam. Geldi Türkiye'de en iyi firmaların birinde finans bilmem nesi olarak çalıştı. Şimdi Amerika'daki head office'e çağırdılar adamı. 4 senedir orada finans müdürü adam. Mis gibi hayat yaşıyor. Türkiye'de pahalı. Yani özetle bu arada Amerika anı yayınımın e, askerlik de öyle yarım kaldı gerçi. Bunları bitirdim sanmayın. Çok var anı. Aklıma hep geliyor da anlat. Yoruldum. Sesim farkı Hastayım ya bir de. Ama yine iyi direndiğimi düşünüyorum. Kaç saat oldu yayın? İyi bile anlattım yani. Ya buçuk, 3, 3 saati geçmiş. İyi anlatmışım. Susmadım lan 3 saat. İş orada çok oğlum. Orada Türkler falan da yardımcı oluyor. Diyorum en kötü git restoranda çalışıyorsun. Ben bak günde 9 saat falan çalışıyordum 8 dolara artı bir de 100-200 dolar da cebime tip koyuyordum. Benim aylık gelirim orada 2000 dolara yakınlaşmıştı. 2000 dolara yapabil yani ya her şeyi yaparsın. Baydı başka zaman anlat. Tamam kardeşim. Hemen, hemen, hemen susuyorum. Neyse, canlar ciğerler. Yani... Ee, daha fazla da başınızı şişirmek istemiyorum. Hem yoruldum hem de... Ee, ...güldük, eğlendik. Böyle ben gün gün adım adım giderim dedim ama olacak gibi değil. Zor. Bir ikinci Amerika yayını iki yaparım eğer talep olursa isterseniz. Seve seve. Kime gidelim? Jarene Most'luyum. Jarene...